Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mutlak değer fonksiyonunun özellikleri ve bu özelliklerle ilişkili örneklerle devam edeceğiz. Özelliklerimizi sıralayalım. 9 tane özelliğimiz var. İlk özelliğimiz şu. Mutlak değer x ifadesi her zaman sıfırdan büyük eşit. Tabi burada x, y, a elemanıdır, reel sayı ve a büyük eşittir 0 olacak. Yani yazacağımız değişkenler nedir onu belirtelim. Öncelikle özelliklerimizi açıklamadan. Eğer x'in mutlak değeri bir a sayısına eşitse bu durumda ya x a'dır veya x eksi a'dır. Üçüncü özelliğimiz, eğer x'in mutlak değeri bir a sayısından küçük eşitse bu durumda x eksi a ile a arasında olmalı. Neden? Çünkü x'in değerlerinin sıfıra olan uzaklığı a'dan küçük eşitse o zaman sıfırın a kadar pozitif tarafında, a kadar da negatif tarafında olabiliriz. O yüzden bu aradaki değerlerin hepsi bize bu eşitsizliği verecek. X'in mutlak değeri küçük eşittir a eşitsizliğini verecek. Diğer durum, x'in mutlak değeri a'dan büyük eşitse. Bu durumda ya x eksi a'dan küçük veya x a'dan büyük eşit olmalı. Neden? Çünkü x'in sıfır olan uzaklığı a'dan büyük eşit. Bu durumda ya a'dan sonsuza kadar olan değerleri düşünmemiz lazım. Ya da bunun simetri olan diğer taraftaki değerleri. Çünkü onların da sıfıra olan uzaklıkları yine a'dan büyük eşit olacak. Yani şöyle düşünelim. Bu sayı doğrusuysa biz x'in aldığı değerlerin sayı doğrusunu belirtelim. Bu sayı doğrusuysa x'in aldığı değerler burası da sıfır olsun. X'in mutlak değerinin yani x'in sıfır olan uzaklığının a'dan büyük olduğunu biliyoruz. Burası a ise o zaman ilk tarayacağımız yer ne? Şura. Ama aynı şekilde eksi a'dan önceki değerlerden küçük değerlerin de uzaklığı a'dan büyük eşit. Şimdi 5. özelliğimize geçelim. 5. özelliğimiz şu. Eğer mutlak değerin içinde bir çarpma işlemi varsa o zaman ayrı ayrı mutlak değerlerin çarpımına eşit oluyor bu. Örneğin eksi 2 çarpı 3 nedir? Eksi 6'dır. Eksi 6'nın mutlak değeri 6'dır. Diğer yandan bunu şöyle de yazabiliriz. Mesela eksi 2 çarpı 3 düşünelim bunu. Bu tarafta ne olacak? Eksi 2'nin 3 ile çarpımına eşit olacak. Burası da 6, burası da 6. Şimdi bunu silelim. Ve 6. özelliğimize geçelim. 6. özelliğimiz de bölme üzerine x bölü y'nin mutlak değeri x'in mutlak değeri bölü y'nin mutlak değerine eşit. Tabi bu hangi durumda? Y'nin sıfır olmadığı durumda. Yani bölme işleminin tanımlı olduğu durumda. 7. özelliğimiz şu. X artı y'nin mutlak değeri her zaman x'in mutlak değeri artı y'nin mutlak değerinden küçük eşit. Buna matematikte üçgen eşitsizliği deniyor. Bunu aklımızda tutabiliriz istersek. Bilgi olarak bir kenarda kalsın. 8. özelliğimiz şu. X üzeri n'in mutlak değeri x'in mutlak değeri üzeri n'e eşit. Bu nereden geliyor? Buradaki çarpma işleminden geliyor. Çünkü neden? Parantez içinde yazalım. X üzeri n nedir? X'in kendisiyle n kere çarpılması. Değil mi? Peki buradaki özelliğimiz ne diyor? İçerilerin çarpımı mutlak değeri mutlak değerlerin çarpımına eşit. O zaman x kere mutlak değeri veya n kere
x'in mutlak değerini birbiriyle çarpacağız. Bu taraf x üzeri n'in mutlak değerine eşit. Şurası x üzeri n. Burası ne? x'in mutlak değeri üzeri n. Buradan geliyor. Aslında 5. özellikten gelen bir özellik ama yine de belirtmekte fayda var. 9. özelliğimiz de şu. Kök n x üzeri n eğer n tek ise x'e eşit. Eğer n çift ise mutlak x'e eşit. Neden? Çünkü burada çift fonksiyonlarda karekök fonksiyonu sadece pozitif değerler alabiliyor. Bununla alakalı bir şey. Şimdi bu örnekleri kullanacağımız birkaç soruyu çözelim. Ekranımızı temizleyelim ama öncesinde. Şimdi ilk örneğimizle başlayalım. İlk örneğimiz şöyle. X eksi 3 artı x artı 1 eşittir 3 denkleminin çözüm kümesi. Çözüme geçelim. Burada yine kritik değerleri belirliyoruz. Kritik değerlerimiz ne? Bir önceki videomuzdan kritik değerlerimizin ne olduğunu tanımlamıştık. Mutlak değerli ifadelerin içini 0 yapan. Yani burada x eksi 3'ü ne 0 yapar? X eşittir 3. Burada ise x artı 1'i ne 0 yapar? X eksi 1. Demek ki kritik değerlerimizden biri eksi 1. Diğeri 3. Bunlar kritik değerlerimiz. Şimdi kritik değerleri kullanalım. Kritik değer en küçük kritik değerimizden önceki değerlere bakacağız. İlki buydu. Bir önceki videomuzdan hatırlayacak olursak. X küçüktür eksi 1. X küçüktür eksi 1 olduğu sürece ya da küçük eşittir. Bu fark etmeyecek mutlak değerde. Bu ifade ne olacak? Negatif. Bu ifade ne olacak? Bu da negatif veya 0. O zaman ne çıkacak? Olduğunun eksilisi çıkacak. Yani burası x, tekrar yazalım ifademizi. X eksi 3'ün mutlağı artı x artı 1'in mutlağı ne olacak bize? Eksilileri. Eksi x eksi 3 artı eksi çarpı x artı 1 olacak. Peki bu ne? Hesaplayacak olursak eksi 2x artı 2 eşit. Peki bizim denklemimizde bu ifade neye eşitti? Şu ifade 3'e eşitti. O zaman bu tarafı 3'e eşit diyeceğiz. Buradan x ne gelecek? 2x eşittir eksi 1 gelecek. X eşittir eksi 1 bölü 2 gelecek. Peki biz başlarken x ne demiştik? Eksi 1'den küçük eşit olması lazım. Bu eksi 1'den küçük eşit mi? Bu değer. Hayır. Değil. Bu aksine eksi 1'den büyük bir değer. O zaman ilk seçimimizle uyuşmuyor. Değil mi? O zaman bu bizim çözüm kümemizde yer alamaz bu değer. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Diğer aşama ardışık iki kritik değer arasındaki x değerlerini düşünecektik. Eksi 1 küçüktür x küçüktür 3 durumunu düşüneceğiz. Bu durumda x eksi 3 yine negatif olacak. X artı 1 ise pozitif olacak. Çünkü bu kritik değerimiz artık kritik değerimizi geçtiğimiz için burada pozitif olacak. Yani x eksi 3 artı x artı 1 burada nasıl çıkacak? İlkinin eksilisi. Diğeri aynen çıkacak. Peki buradan bize yazacak olursak ne gelecek? 3 eksi x artı x artı 1 geldi. Sonuç 4 çıktı. Biz bu ifadenin neye eşit olmasını istiyorduk? 3'e eşit olmasını istiyorduk. 3 4'e eşit mi? 3 eşit değildir 4. Buradan bir çözüm gelmiyor. Bir x değeri gelmiyor. Burada da bir durum yok. Son seçeneğe geçelim. Son kritik değerden daha büyük olan durumu inceleyeceğiz. O da ne? X'in 3'ten büyük eşit olduğu durum. X 3'ten büyük eşit olduğu sürece burası 0 ya da pozitif olacak. Burası ise pozitif olacak. O zaman o ikisi de olduğu gibi çıkacak.
Yani bu mutlak değer ifadesi ne çıkacak? X eksi 3 artı x artı 1 çıkacak. Yani 2x eksi 2 olacak. Peki biz bu ifade neye eşit demiştik? 3'e eşit olsun istemiştik. Buraya 3'e eşit diyecek olursak buradan ne gelecek? 2x eşittir 5 gelecek. X ise 5 bölü 2 gelecek. Peki 5 bölü 2, 5 bölü 2 3'ten büyük müdür? Hayır, değildir. 3'ten küçüktür. Bu durumda yine bir çözüm gelmedi. Buradaki çözüm kümemiz ne? Çözüm kümemiz boş küme bu soru için. Şimdi bir başka sorumuza daha geçelim ama önce ekranımızı temizleyelim yine. Şimdi örneğimiz şöyle. 4x eksi 1 küçüktür 6 eşitsizliğinin çözüm kümesi. Şimdi neydi? Şöyle bir özellik vardı hatırlayacak olursanız. Kaçıncı özellikti? Üçüncü özellikti. Eğer mutlak x küçük eşittir a, bu küçük de olur fark etmez, ise o zaman x ne olmalı? Eksi a ile a arasında olmalı. Şimdi burada bir mutlak değerli ifade var. 6'dan küçük, değil mi? O zaman burada ne olması gerekiyor? 4x eksi 1 ifadesinin 6'dan küçük, eksi 6'dan büyük olması gerekiyor. Her eşitsizliğin her tarafına 1 ekleyecek olursak burası eksi 5. Burası 4x. Burası ise 7 oluyor. Her tarafı 4'e bölelim. Buradan elde ettiğimiz şey her tarafı 4'e bölünce eksi 5 bölü 4 küçüktür x. O da küçüktür 7 bölü 4. Demek ki çözüm kümemiz neymiş? Eksi 5 bölü 4 açık, 7 bölü 4 açık aralığı. Çözüm kümemiz buymuş. Bir örnek daha yapalım. Örneğimizde şöyle. Bu sefer 5 eksi 2x büyüktür 3 eşitsizliğin çözüm kümesi. Bunu normalde ben mavi ile yazmıştım ama diğer soruyu bunu beyazla yazdım. Çok önemli değil. Şimdi burada yine bir özelliğimiz vardı. Ne demiştik? X'in mutlak değeri a'dan büyük eşitse o zaman ya x eksi a'dan küçük eşit veya x a'dan büyük eşit. Bu durumda burada olması gereken şey ne? Ya 5 eksi 2x eksi 3'ten küçük veya 5 eksi 2x 3'ten büyük olacak. Şimdi buradan gelen şey ne? 8 eksi 3'ü bu tarafa, eksi 2x'i diğer tarafa atarsak her iki tarafı da 2'ye bölelim. X 4'ten büyük çıktı. Yani bunu yazacak olsak x büyüktür 4. Veya x diğer tarafa, 3 bir tarafa, 2 büyüktür 2x olur buradan. Buradan 1 büyüktür x olur, iki tarafı 2'ye bölersek. Buradan da ne demek bu? X küçüktür 1 demek. Demek ki x büyüktür 4 veya x küçüktür 1 veya ne demek? Veya bu da olabilir, bu da olabilir demek. O zaman bileşke olacak çözüm kümesi. Yani şu eksi sonsuz bir açık aralığı bileşke, buradan da 4 sonsuz aralığı bizim çözüm kümemiz olacak bu soru için. Şimdi başka bir soruya daha geçelim. Ama öncesinde ekranımızı temizleyelim. Şimdi örneğimiz şu. Bunu mavi de yazalım yine. X eksi 4 küçüktür X eksi 2.
Çözüm kümesini istiyoruz yine. Şimdi burada iki tane yöntem inceleyeceğiz. Yöntem 1 diyelim. Bu biraz soruya bağlı, değişmeyen, biraz daha düşünerek yapılan bir yöntem. Yöntem 2 ise biraz daha bu tip sorular için denilen, hani çözüm yöntemleri var ya, o tarz olacak. Şimdi burada bakalım, kritik değerlerimiz ne? X eşittir 2. Diğer kritik değerimiz ne? X eşittir eksi 4. Şimdi en küçük kritik, X eşittir 4 pardon. X eşittir 4. Şimdi en küçük değerimiz, kritik değerimizden küçük değerlerle başlıyorduk. X 2'den küçükken ne olacak? İkisi de negatif olacak. Bu durumda burası 4, bu taraf 4 eksi x, diğer taraf ise 2 eksi x diye gelecek. Şimdi buradan x'ler birbirine götürse 4 küçüktür 2 diye bir şey çıktı. Bu mantıklı bir şey değil. O zaman x küçüktür 2 iken bu eşitsizlik sağlanmıyor. O zaman burası boş küme. Şimdi diğer seçeneğe geçelim. Ardışık 2 kritik değer arasına. Bu durumda sol taraf negatif değerler alıyor içeride. Sağ taraf ise pozitif. O zaman sol taraf eksilisi çıkacak yine. Ama sağ taraf bu sefer olduğu gibi çıkacak. Şimdi buradan düzenleyecek olursak 6 küçüktür 2x, yani x büyüktür 3 çıktı. Peki x büyüktür 3 bu aralıkla nerede kesişiyor? Şimdi bu 2 ile 4 arasındaki değerler, bu da x büyüktür 3. Kesiştiği yerler var mı? Tabii ki var. Yani ikisinin aynı anda sağlandığı yere bakacak olursak şu. X 3'ten büyük, değil mi? Bir de 4'ten küçük eşit. Demek ki burası çözüm aralığımızda kalıyor. Bir çelişki yok. Şimdi son duruma geçelim. En büyük kritik değerden daha büyük olan değerler için. Şimdi buradaki olay şu. İki tarafta pozitif bu durumda. İki tarafta olduğu gibi çıkıyor eşitsizlikte mutlak değerden. Şimdi burada x'ler birbirini götürürse ne oldu? Eksi 4 küçüktür eksi 2 oldu. Bu doğru bir şey mi? Doğru bir şey. O zaman x büyüktür 4 de bizim çözüm kümemizde. Çünkü başlangıçta x bu değerler arasındaydı. O zaman bu da bizim çözüm kümemizde. O zaman bu ikisinden elde ettiğimiz şey ne? X çözüm kümesinin şu oldu. 3 açık 4 kapalı aralığı bileşke, 4 açık sonsuz aralığı. Peki bu ne aslında? 3 açık sonsuz aralığı. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. Bakalım ikinci yöntemimizde aynı şeyi elde edecek miyiz? Yöntem 2. Şimdi yöntem 2 şu. Eğer elinizde fx'in mutlak değeri küçüktür gx tarzında, gx'in mutlak değeri tarzında bir şey varsa iki tarafın karesini alın. Bu size çözüm kümesini verecek. Yani şuna bakın yeter. F'in karesi x küçüktür y'nin karesi x'e. Çünkü karesini almak bir şey bozmayacak bu durumda. Çünkü iki tarafta pozitif çıkıyor mutlak değerden. Mutlak değer pozitifken iki tarafın karesini aldığın zaman eşitsizliğin çözüm kümesi değişmiyor. Bununla alakalı bir şey. Şimdi başlayalım. O zaman ne olacak? X eksi 4'ün mutlak değerinin karesini alacağız. Bir de x eksi 2'nin mutlak değerinin karesini alacağız. Peki bunlar ne demek? X eksi 4'ün karesi küçüktür x eksi 2'nin karesi demek. Mutlak değer burada önemsiz. Çünkü kare aldığımızda sonuçta pozitif bir şey çıkacak. Şimdi burası ne? X kare eksi 8x artı 16 küçüktür. Diğer taraf ne? X kare eksi 4x artı 4. Şimdi x kareler gidecek. Buradan x'leri bir tarafa, sayıları da bir tarafa çektiğimizde elde ettiğimiz şey şu. 12 küçüktür 4x. Peki bu ne demek? 3 küçüktür x demek. Yani x 3'ten büyükken. Peki bu ne demek? Çözüm kümesinin 3 sonsuz aralığı olduğu ve buradaki iki çözümümüzde gördüğünüz gibi birbiriyle uyuşmakta. Son bir örnek daha yapalım.
Böylelikle bu mutlak değerli fonksiyon videomuzu da tamamlamış olalım. Örneğimiz şu. 4 küçüktür 3x eksi 1 mutlak değeri, o da küçüktür x çözüm kümesi yine. Şimdi iki seçenek var. Bir, bunun için pozitif veya sıfır eşit olduğu, diğer ise negatif olduğu, değil mi? Şimdi 3x eksi 1'in sıfırdan büyük eşit olduğu bir durum var. Veya 3x eksi 1'in sıfırdan küçük olduğu durum var. Şimdi büyük eşit olduğu durumda aynı çıkacak. Yani burası ne olacak? 4 küçüktür 3x eksi 1'in mutlak değerini düşünüyorsak, şöyle araya bir veya da çizgi çekelim. Burası ne olacak? Aynı çıkacak. 4 küçüktür 3x eksi 1, o da küçüktür 8. Şimdi iki tarafa 1 ekleyecek olursak, buradan 5 küçüktür 3x, o da küçüktür 9. Her iki tarafı 3'e bölecek olursak, buradan 5 bölü 3, diğer taraftan da 3 gelecek. Peki bakalım 3x eksi 1'in sıfırdan büyük eşit olması ne demek? X'in 1 bölü 3'ten büyük eşit olması demek, değil mi? Şimdi bakalım x bu aralıktayken, x bu aralıktayken 1 bölü 3'ten büyük mü? Evet, büyük. O zaman bu aralığın tamamı bizim çözüm kümemizin içinde. Şimdi diğer tarafı düşünelim. Diğer tarafta ise nedir? Bu ne demektir? X küçüktür 1 bölü 3 demektir. Şimdi başlayalım. Yine eşitsizliğimizi alalım. 4 küçüktür 3 eksi 1'in mutlağı, o da küçüktür 8. 3x eksi 1 sıfırdan küçükse bu olduğunun eksilisi çıkacak. Yani 4 parantezinde eksi parantez 4 küçüktür. Eksi parantezinde 3x eksi 1, bu da küçüktür 8. 4 küçüktür 1 eksi 3x, o da küçüktür 8. Şimdi her iki taraftan 1 çıkarırsak buradan elde edeceğimiz şey 3. Diğer taraftan ise 7. Her iki tarafı eksi 3'e bölersek eşitsizlikler yön değiştirecek. Eksi 3'e böldüğümüzde burada eksi 1 büyüktür x, o da büyüktür eksi 7 bölü 3. Peki x bu durumda bu aralıktayken 1 bölü 3'ten küçük mü? Evet, küçük. O zaman bunun yine tamamı bizim çözüm kümemizde. O zaman bizim çözüm kümemiz ne? Şu. Eksi 7 bölü 3 açık. Eksi 1 açık aralığı bileşke. Çünkü arada veya var. 5 bölü 3. 3 açık aralığı. Peki bize burada şunu sorsaydı. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını sorsaydı. Mesela soruda diyelim ki x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı. Şimdi eksi 7 bölü 3 nereden büyük? Nereden küçük? Eksi 2'den küçük. Yani mesela tam sayıları düşünecek olursak, bu aralıktaki tam sayılar neler? Bu açık aralıktaki sadece eksi 2. Çünkü eksi 1 açık olduğu için eksi 1 dahil değil. Eksi 3 de dahil değil. Burada eksi 2 geliyor. Buradan gelen ne? 5 bölü 3 1'den küçük 2'den 1'den büyük 2'den küçük bir değer. O zaman bu aralıkta 1 yok. 2 var. 3 olamaz çünkü 3 açık aralığı. Demek ki x'in alabileceği tam sayı değerleri nelermiş? Eksi 2 ve 2'ymiş. Peki bunların toplamı ne? 0. Mesela soru böyle sorulsaydı cevabımız 0 olacaktı. Hocamdan Dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.